Sevgili izleyiciler günaydın. Günaydın. Aramızda kalmasından. Günaydın. Bugün ne kadar çok sıcak haber var. Çok. Kimi çok eğlenceli açıklamalara, aşklara, polemiklere, ters köşe, her şeye son noktanın konulduğu bir ödül törenine götüreceğiz az sonra sizi. Sonrasında da böyle bir sabah sabah bizi şaşırtan bir haber var. Onu sıcağı sıcağına aktaracağız. Ve daha başka bir sürü detay, hangi birinden başlayacağız bilmiyorum ama biz neyi çok seviyoruz? Ödül törenleri, düğünler, nişanlar falan. Evet. Oraları çünkü seviyoruz. O enerjimizi yükseltiyor. Enerjiyi yükseltiyor. O zaman bir ödül gecesi. Bu arada enerjimiz yükselsin diye farkında mısınız bilmiyorum. Demet Akalın'ın Ya Ya şarkısıyla girdik. Evet. Demet yakında çıkacak olan D-Pop albümünden bir parçayı önden müzikseverlere sundu. Demet Akalın şarkıyı çıkardıysa, Fedon Deniz'e atladıysa, yaz geldi Serdar demek. Ortaç bir hit yaptıysa yaz, yaz geldi demek. Demektir. Evet. Şimdi bütün bir sezonu çok çalışarak, büyük emekler vererek atlatan televizyon, tiyatro, sinema ve dizi sektörü dün gece ödüllerle taçlandı. Maltepe Üniversitesi'nin Müzik On Air işbirliği içinde yaptığı ödül gecesinde kimler ödül aldı? Ödül almakla kalmadılar. Yoktu. Sorulara samimi cevaplar sanki verdiler. Sanki orada herkes bir içini döktü. İçini döktü. Mert Demir, Serenay Sarıkaya ve Hülya Avşar hakkında konuştu. Hasan Cankaya, Cem Yılmaz'la ilgili polemiğine son noktayı koydu. Alişan'ın bir Fenerbahçe çıkışı vardı ki sosyal medyada çok konuşuldu. Acun Ilıcalı hayatının en masum yıllarının hangi seneler olduğunu anlattı ve daha nicesi izleyelim. Tarzınız da harika. Gene tarzınız her zamanki gibi konuşulacak cinsten. Hayır, neler diyeceksiniz tarzınız için ilk öncelikle. Kız kardeşim yapıyor bu işleri. O yüzden ona teşekkür ediyorum siz beğendiyseniz. Harikasınız. Dövmeleri sormak istiyorum efendim. Biz daha yeni görüyoruz daha doğrusu dövmeleri. Kırık kalpler. Kalbiniz bir şey söyleyeceğim. Bu arada gerçekten ödül sıram gelmiş. Beraber yürüyerek gidelim. Hadi beraber gidelim. İlişkinizde hayırlı olsun diyelim efendim. Tekrar biz görevli öğrencileriyiz. Güzel giden de bir ilişkiniz var. Karışı ortalık. Abi bir şey söylemediğimi biliyorsunuz zaten ya. Ama çok da yorumlar yapıldı aslında bu ilişki için. Yorumlar yapılır. Yapacak bir şey yok. Bu yorumlara hiç aldırış ediyor musunuz? Tabii ki değişmiyorum canım. Bulunduğunuz genç olduğunuz noktaya baktığınız zaman yapılan diğer yorumları sizi etkiliyor mu? Hiç önemli değil benim için. Peki Hülya Hanım'ın programını seyretme fırsatı gerçekten. Hülya Avşar da sizi çok beğendiğini söyledi ama. Sağ olsun. Sizin bununla ilgili yorumunuz nedir? Serenay kızmazsın diyor ama. Teşekkür ederim sana. Biz teşekkür ederiz. Neler söyleyeceksiniz? Karşı taraftan da bir açıklama geldi ama. Ya yani benim açımdan büyütecek bir şey yok. Şakalaştık bitti benim açımdan. Yani konu bu kadar. Yani benim her şey bir şakaydı diyebiliyor muyum? Evet şakalaştık bitti yani tadını da bırakmak lazım. Benim için ortada yani bir gerginlik yok. Benim açımdan negatif. Şimdi sevgili Hasan Can'a bir daha gideceğiz. Önemli bir açıklama yapıyor çünkü. Mert. Ama Mert'e dönelim. Evet. Mert Demir, Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir'le geldi. Sadece reklam aşkı için bir arada olduğu, bunun tamamıyla bir projeden ibaret olduğu konuşuluyor. Ama Serenay Sarıkaya da bunu böyle kaldıracak yapacak biri değil. Mert Demir'i henüz çok tanımıyorum ama Serenay Sarıkaya'yı yıllardan beri tanıyorum. Şimdi o konulara ne diyor? Tam ondan beklenecek bir tavır sergiliyor. Evet. Umursamıyorum. Böyle bir sallamıyor. Umursamıyor. Böyle bir sallamama, umursamama huyu var. Tam böyle bir Z kuşağı işte Değil mi? Peki bir şey söyleyeceğim Müge. Aslında böyle sallamıyorken yani umursamıyorken içinde sinir oluyor mudur aslında? Ya çünkü çok yakışıksız, çok can yakıcı. Bence hani çok da umursamayacak yorumlar da olmadı bu ilişkiyle ilgili. Şöyle bir şey gerçekten umursamıyor. Ha, öyle diyorsun. Çünkü şöyle derler ya iftiranın yakışanından kork derler. Hı. Yakışıyorsa insan yapmadıysa bile bir geriliyor ister istemez. Ay, iftiranın yakışanı nasıl? Yani iftiranın yakışanı şöyle senin hakkında öyle bir şey konuşuluyor ki baktığında sen de diyorsun ki aslında dışarıya ben şimdi bunu nasıl anlatacağım? Çünkü bir şekilde de bugüne kadar içinde bulunduğum duruma biraz yakın. Ha bir yerden hani böyle bir yakalıyor. Yapmamış olsam bile o Fatih Altaylı'nın lafıdır arada kullanırım. Mert Demir'in umursadığını düşünmüyorum. Evet bir yani hali öyle umursamıyor. Evet. Ben birazcık çok içime sen öyle düşünüyorsun. Biraz ben içle böyle haşır neşirim. İçeride ne düşündükleriyle ilgili haşır neşirim. Tarzına bakın yine sevgili seyirciler. Müge kasketi kafasında. O saçları yandan böyle i̇şte onu perçem gibi yandan. Çok özür dilerim. Tarz diyorsun. Evet. Tarz diyorsun. Beğeniyorsun değil mi şimdi tarzı? Tabii güzel. Peki tamam. Yakışmış bunu normal yolda vatandaş giyse o
şeyi, ne kasketi diyeyim, taksa, kasketi, beyaz gömlek giyse, beyaz çorap giyse, evet, sen ona ne derdin? Eskiden ne derdik onlara? Yani o kelimeyi söylemeyeyim, kızarlar. Tamam, yok ne? İşte beyaz atlet, beyaz çorap giyenlere yıllarca maganda, kromoda falan dendi. Evet, evet. Ya da işte yani şimdi giyince, takınca vay çok stil. Şimdi neyle alakalı? O kişinin kendisiyle alakalı. Kişinin kendisiyle alakalı bir taraftan da Müge. Şimdi onun yaptığı bir müzik var. Biz müziğiyle onu tanıdık Mert'i. O cool haliyle tanıdık. Şimdi en absürt, senin dediğin gibi en saçma kıyafeti de giyse bizim için Mert yine cool olacak. Çünkü insanın söylemi ve yaptığı müzikle o giydiğin şey bir anlam kazanıyor. Tamam, bir de yanında Serenay Sarıkaya olunca tamam öyle. Bonus. Onu böyle alıyorsun Beyaz Atletliler grubundan başka bir yere koyuyorsun. Evet, konumlandırıyorsun. Serenay antidepresan ve ateşe düştü. Üç şey onun beyaz atletini daha havalı hale getiriyor. Daha ciks hale getiriyor. Ciks hale getiriyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Şu göğüs bölgesinde, yani tam şuradaki dövmelerini gördün mü? O dövmeler sanki daha önce yoktu. Oraya. İşte bak orada gülüyorum diyor. Orada gördün mü? İki umursa, umursamıyorum diye. Ben aşkımı yaşıyorum. İki kalp de buraya konmuş falan. Ben de şuraya mı yaptırsam gülüyorum. Gülüyorum. Ama görünmesi bazı lazım. Bazı şeylere gülüyorum. Kulağıma gelince gülüyorum. Yani kulağıma gelen şeye değil, o lafı ağzından çıkaranlara gülüyorum. Ve bizi çok güldüren Hasan Can'a gidelim. Bakalım o neler söylemiş. Neler söyleyeceksiniz? Karşı taraftan da bir açıklama geldi. Ya, yani benim açımdan büyütecek bir şey yok. Şakalaştık, bitti benim açımdan. Yani konu bu kadar. Yani benim her açımdan, şey bir şakaydı diyebiliyor muyum? Evet evet, şakalaştık, bitti yani. Tadında bırakmak lazım. Benim için ortada yani bir gerginlik yok. Benim açımdan negatif bir durum yok, öyle söyleyeyim. Ben zaten bütün komedyenlerle ilgili, eski kuşaktaki bütün komedyenlerle ilgili, yani bizden önce kuşaktaki düşüncelerimin ne kadar pozitif olduğunu defalarca sizin röportajınızda söyledim. Ben ilk çıktığım yıldan beri bu yakıştırmayı yapıyorlar. Sosyal medyada da biliyorsunuz, sosyal medyada seviyorlar komedyenleri yarıştırmayı. Yani onu da ben ilk yıldan beri sürekli görüyorum, anketler, sorular. Bu soruların hepsine zaten bütün komedyen abilerimle ilgili, komedyen büyüklerimle ilgili gayet saygılı ve sevgi dolu konuşuyorum. Yani zaten böyle güzel bir meslek, yani herkes kendi kitlesiyle mutlu. Öyle hani bir futbol gibi veya bir spor branşı gibi veya Survivor gibi kapışılan bir alan değil, yani kapışılmanın gereği olan bir alan değil. Tadında yani bence şakalaştık, bitti. Ben açıkçası öyle bakıyorum konuya. Evet. Hasan Can diyor ki şakalaştık, bitti. Oldu, bitti. Evet. Yani çok da artık dediklemeyin, altında bir şey yok diyor. Zaten o atışmanın da sürecinde o şakalaşma olduğu, aslında Hasan Can'ın aynı şeyi o zaman da söylemiştim Müge. Hasan Can Cem Yılmaz'dan beslenen, ondan feyz alan bir isim. Şöyle tecrübe bu işi, olarak da yıllara bu, baktığında. Evet, bu işi eskiden bu yana yapanlarla yeni gelenler arasındaki atışmalar kaçınılmaz. Evet. Yani. Bir de bu şaka yolu yapınca böyle magazine de güzel malzeme oluyor. Yani kaliteli, düzgün malzeme oluyor. Evet. Bel altına inmediği sürece her türlü tartışma tatlı, güzel ve takip edilesi geliyor. Ha, bel altına inenleri takip etmiyor muyuz? Ediyoruz tabii. Onlar da aynı ayrı klasmanda koşuşturuyorlar maşallah. Ama şakalaşmaydı, tadı burada kalsın, bitsin şeklinde kestirip atmak istiyor. Çünkü neden? Devam ederse Hasan Can şey olur buradan. Yara çünkü alır. İnsanlar şu noktaya getirmeye başladılar o tartışmaya. Hasan Can bak, Cem Yılmaz senin abin, büyüğün. Bir tartışma oraya giderse, haklı olsan da sen haksız duruma düşersin. Haksız duruma düşersin. Çünkü her zaman bizim memlekette büyüklerin söylediği, aa o büyük senden önce başladı kıdemle. Yara almaması adına güzel bir yerde durdurdu, ama geçen hafta da şöyle bir haber vardı. Evet. Instagram'da sitelerden birinde. Şimdi her ikisi de Levent'te oturuyor. Evet. Yani Hasan Can orada oturuyor. Cem Yılmaz da Çatalca ile Levent arasında gidip geliyor. Orada iki tarafta da bir var. Levent'te zaten biliyorsunuz, İstanbul'u bilenler bilir. Sokaklar küçük. Çok sağdan karşı, soldan evet, gelen arabalarla her an karşı burun karşıya. Burun buruna geliyorsun. Hep. Burun buruna gelmişler. Güya biri diğerine yol vermemiş. Artık yok artık. Yani eğer böyle bir şey olduysa bilmiyorum, da bak bilmiyorum, olduysa da gerçekten biri diğerini görmediği için o anda belki bir şeyle meşguldür falan, bir Allah'tan şeyle uğraşıyordur. Kaza olmamış, bayağı olay olurdu yani. Sana bir de kaza olduğunu. Evet, gerginlik yok evet, diyor. Türkiye'nin yüzünü güldüren isimler, her ne kadar seversiniz sevmezsiniz. Evet, evet, ben evet,
her zaman şunu söylüyorum, polemikleri bile güldürme noktasına geldi. Şu ortamda, şu zamanda sizin yüzünüzü 30 saniye bile birisi güldürüyorsa dönün ona teşekkür edin. Evet. Sevseniz de sevmeseniz de. Evet. Mesela kapışsalar da güzel kapışıyorlar. Evet. Aynen öyle. Mesela bizim ekipte bir Nursel'imiz var. Yani bizim yüzümüzdeki o tebessümün temel besini her gün bizi güldürüyor. Çünkü enerjisi yüksek. Hasan Can'ın da bak şimdi anlatırken de bir düsturu var. Eleştirirken de bir düsturu var. O sert gidiş gelişlerde de yerini ve haddini biliyor. Bir taraftan da ne kadar bir anda hızlı bir ivme alsa da başarısında çok güzel tadında söylediği gibi tadında bir karşılıklı atışma oldu. Cem Yılmaz'dan karşılık bekliyoruz. Evet. Meşhur göndermelerinden bir tanesini bekliyoruz. Devam edelim. Edelim.